Değerli izleyenler, EYT'liye ilk maaş 2020'de aldığımız havadisler ve intibalar bu yönde. Çünkü ortada bir kararlılık var. Bu iş açıklandı açıklanalı, telefonlar susmuyor. Olabildiğince daha derin ve daha etkili bilgiler almak için uğraşıyorum. Nasıl size 7 Eylül'de EYT komisyonu ilan edilecek diye geçen aydan itibaren çabaladığım ve sizlere bildirdiğim gibi. EYT'lileri şu anda en çok heyecanlandıran durum şu. Biz daha önce böyle bir söz almadık. Ne olacak? Umudu kesmiştik diyorlar ve çok da sitem etmiştik diyorlar. Gerçekten olacak mı? 3. Ekonomi kötü deniyordu. Şimdi ekonomi kötüyse nasıl olacak? EYT'liler sorularını soruyorum. 4. EYT konusunda adımlar popülist mi yoksa kesin katli adımlar atılacak mı? EYT'lilerin devamlı kafalarını kurcalayan sordukları sorular bunlar. Tabii ki hepimiz gibi ben de bu konulara cevap bulmak için olabildiğince sevdiğim ve bu konuda güvendiğim, bu çalışmalara yakın çok sevdiğim bürokratlarla yaptığım görüşmelerde EYT'liye özellikle kararlı bir çalışma ile başlandığını ve EYT çalışmasının çok hızlı ilerleyeceğini belirtti. Kurumlar arası yazışmalardan tutun, EYT ile ilgili görüşmelere kadar her şey sistemli olacak. EYT'lilerin ne kadarı, kaç yaşında, ne zaman, ne şekilde emekli olacak hepsi netleşecek dedi yetkili kardeşlerim. EYT'liye 7 Eylül müjdesini bana veren bu değerli kardeşlerim, EYT çalışmasının takriben 2 ayda tamamlanabileceğini belirtti. Bu çok güzel bir haber, etkili bir haber. EYT için olağanüstü bir haber değerli izleyenler. EYT'li için 2 ayda tamamlanacak bir yasa, emekliliğin söylendiği üzere Ocak 2020'de alınması demek. İlk maaşın Ocak 2020'de alınması demek ki bu muazzam bir müjde değerli izleyenler. Bu beklenenin üstünde bir zamanda hızlı bir çözüme kavuşturma. Şimdi soracak olursanız hükümet bu adımı hızlı bir şekilde atacak demiştim size. Sormadan cevaplıyorum. Ben bu adımı hükümetin atacağını sizlere çok zaman öncesinden belirttim. Özellikle 2. İstanbul seçiminden sonraki süreçte AK Parti'nin konuyu değerlendirmesi, Cumhur İttifakı'nın konuya bakışını çok sağlıklı değerlendirdim. Özellikle parti içindeki kopuşlar ve istifaların süre geleceğini ve sonbaharda bunların yaşanacağını belirttiğimde tabii ki birçok kişi bana bu konuda tabii ki ne zaman olacak, bu kadar kesin niye konuşuyorsun, siyaset çok değişken, emin olabilir miyiz diyorlardı. Davutoğlu bugün istifa etti ekibiyle. Görüyorsunuz yani bunun için yıllarını bu işe vermek, siyaseti ve toplumun reflekslerini yıllardır tahlil etmek, gözlemlemek aslında Ankara'da devamlı iletişimde olduğun insanların olması güç katıyor herhalde. EYT'liye bu yönde önemli bir katkının, önemli bir desteğin çok önemli bir yer tutacağını şimdiden belirtmek isterim. EYT'lilerin hakkıyla, hakkaniyetiyle olması gereken yerde olmaları hepimizin niyetidir, hepimizin isteğidir. Bu yüzden EYT'lilerin her zaman olduğu gibi EYT çalışmasından birçok alana kadar artık şu andaki dönemde emeklilik maaşlarını düşünmeleri ve artık intibak yasasını düşünmeleri gerekmektedir. Bu kanıya neden vardım? Çünkü siyasi duayenlikte ve özellikle istifaların hemen akabinde parti kuracağını ilan eden Sayın Davutoğlu'nun, yani biz öyle anladık siyasi, ben zaten bunu demiştim. Dedim ki AK Parti içinden birileri eğer güçlü bir şekilde kopuş veya parti çalışması başlatıp bir tabela asmaya kalkarsalar, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın en büyük ortaklarından Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli mutlaka buna bir refleks göstereceklerdir. Cumhur İttifakı'nın erken seçim gündeminde bu partiler kurulmadıkça yoktur. Ama
gidişat bu partilerin kurulum aşamasına gittiği yönündedir. Yapılan açıklamalar ve istifalar da bunu göstermektedir. Özellikle 2. İstanbul seçimindeki öngörülerinde tuttuğunu gördünüz. Yani seçimin yenilenmesini gerektirecek sebepler olduğunu ve bu konuda seçimin de yenileneceğini belirtmiştik. Şuna emin olun değerli EYT'liler. Biz burada konuşurken burada EYT'li ile aslında Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratları ve komisyonda bir anlaşma olacak. Aslında EYT ile ilgili bu koşullarda Sosyal Güvenlik Kurumu diyecek ki 45 üstü, EYT diyecek ki 42 üstü. Burada ben de hani gerçekçi ve realist olmam gerekirse EYT'nin 42 yaşa razı olması gerektiğini düşünenlerdir. Bu işi aslında 38, 39, 40, 41'e indirmemek gerek. O zaman bu konuda belli sıkıntılar da doğacaktır. Ama 42 yaptığınızda 38-39 sendromunu yaşamayacaktır kamuoyu. Yaşam süresinin belli ülkelerde uzaması ve bunun yanında Türkiye'de uzaması da önemli bir konjonktürel bir adımdır. EYT'nin ilk maaşı 2007 EYT çalışmasıyla 2 ayda tamamlanan bir çalışma ele alacak olması da ayrıca bir sevinç vesikasıdır. EYT'liler bu yönde kesinlikle bu işin bir emekliliğe gittiğini artık görmekteler. Bu konuda tereddüt edenlerin sayısı gitgide azalmakta. Biz de kararlı yayınlarımızın bu gelişen konjonktür eşliğinde daha güçlü ivme kazandığını görmekteyiz. Faydalı ve iletişime dayalı ve hiç kimseyi incitmeyen bu güçlü yayınlarımızla EYT'nin çözümüne çok büyük destek olduk. Ve destek olmaya da devam edeceğiz. Her zaman EYT'liği anlayan, EYT'liği hisseden ve EYT'liyle bu konuya koşanlardan olacağız. Şuna emin olunuz EYT'liler. Evet, ilk maaş 2020'de ve EYT çalışmasıyla 2 ayda tamamlanacak bu çalışmayla EYT'li ihya olacak. Özellikle EYT çalışmasıyla 2 ayda tamamlanan bu durumla EYT'liler gerçekten rahat olacak ve huzurlu olacak. Bu konuda maaşların 2020 Ocak ayında olacak olması da evet çok büyük bir sevinç vesikası. Evet, Ocak ayında önemli bir müjdeyle, önemli bir sevinçle bu durum evet değerli arkadaşlar herkese mutluluk verecek. EYT'li hak ettiği yerde olma bazında gerekli adımları atacak ve hak ettiği yerde olma bazında bu iletişimde hiçbir zaman çözümsüzlük katmaya ulaşmayacak, uğraşmayacak, çabalamayacak, çözüme çabalayacak, adıma çabalayacak. İkinci olarak da EYT'lileri tek başına değerlendiremeyiz. Bir de hizmette prime takılanlar var. Bunlar için de ben bu düzenlemelerde konuya gelebileceğini düşünüyorum EYT'li ile beraber. SSK çıraklığı EYT'den ayıramayız. SSK staj ve çıraklık da çok önemlidir ve değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Bu hususların da bu yasada değerlendirileceğine yürekten inanmaktayım. Bakalım neler olacak, ne gibi gelişmeler yaşayacağız, EYT'li hangi koşullarda, ne gibi bir şartlarda emekliliğinin tadını çıkaracak. Biz burada EYT'linin hakkını alması ve hakkını sonuna kadar yaşaması için varız. Bu yayınlarda zaten EYT'nin hakkına ve hukukuna ulaşımında ne kadar büyük destek. Evet değerli izleyenler, EYT'nin hakkını almasında, bu hukuka kavuşmasında gereken her türlü desteği vermeye her zaman hazırım. Yeter ki EYT'liler bu haklarının korunmasında yeterli çabayı göstersinler. EYT'liler, yalnız değilsiniz. Hiçbir zaman da yalnız olmayacaksınız. Yayınlarımda özellikle kafanıza takılan ne varsa bana buradan sorabilirsiniz. Yorumlarımla ve size edindiğim bilgilerle yardımcı olmaya çalışacağım. Kafanıza takılan derken orada burada dedikodu yapılıp afaki spekülatif belli yaş veya sigorta başlangıç rakamları verenler olabilir. Ben burada sağlam veriler ışığında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Her zaman da bu konuda duyarlı olan bir anlayışa sahip olmalıyız. Evet değerli EYT'liler. Süreç geldi, zaman geldi. Bakalım durum nasıl işleyecek. Ama daha önemlisi yeni bir hedef emeklilik. Görüşmek üzere.